Herkese merhaba. Merhabalar. İrem sıcaktan eriyor şu an. Yanıyorsun Fuat abi. Sesim bile eriyerek çıkıyor. Bugün arkadaşlar Tekirdağ Uçmakdere'ye gideceğiz motorla şöyle. Şimdi sıcak altında fazla konuşmak istemiyoruz. Yolda görüşürüz. Bak sizler için bu sıcak altında videoya çıktık. Değerinizi bilin arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet, şimdi Uçmakdere'ye yaklaştık. Ufak bir mola verdik. Çok sıcak çünkü. İrem'de de ekipman var aslında ama İrem montunu giymiyor. Çok sıcak olduğu için. Gerçekten de yani. Senin zaten sırtın sırılsıklam kalmış. Evet. Elimde erik ıslanıyor sırtım. Ben de montumu şuraya astım arkaya. İrem dayanıyor. Artık yani dağlarda zaten hızlı gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Artık Uçmakdere dağlarına çıkmaya başlıyoruz buradan. Kumbağa'dayız şu an. Buradan yukarıya dağlara çıkacağız. Yola evet. Devam edelim o zaman. Evet, şimdi dağdan manzaralarla Uçmakdere'ye gidiyoruz. Ne oluyor lan? He? Evet, şimdi mola verdik. Tamer'in karnı acıkmış. O yüzden yemek molası veriyoruz. Nereye geldik onu da gösteriyorum hemen. Yol kenarlarında durulacak bir yere geldik yemek yemeye. Tamer'in karnı çok acıkmıştı. Aras Çayevi diye bir yer. Daha önce de buraya gelmiştik Uçmakdere'ye giderken. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Gözden atalım artık neyse. Deniz manzarasına karşı hem de. O zaman gidelim. Evet, oturduğumuz yer, geldiğimiz yer bu şekilde. Eskitme detaylarla yapmışlar. Şu şekilde deniz manzarası var. Ben de buraya oturuyorum. Böyle bir yer. Tatlı yani. Evet, dinlenmelik, mola vermelik güzel bir yer. Manzaraya karşı yemeklerimizi yiyeceğiz. Sonra Uçmakdere'ye doğru devam edeceğiz. Kestenkeleye bakın. Üstüme atlıyormuş şimdi. Gözlemelerimiz geldi. Yandım. Sıcak. Of, şöyle göstereyim. Gözlemeler geldi. İrem'in patatesli, benim kaşarlı. O zaman bize afiyet olsun. Ben aslında yemek yemiştim. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Gerçekten. Vallahi yedim. Yediysen neden söyledin? Sen alırken canın istedi söylemek. Ay. Neyse, ben yerim artık, ne yapalım. En sen yersin. Ben sadece tadına bakacağım. Zaten küçük bir şeymiş. Ne güzel esiniyorsun. Çok sıcak. Güzel. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. İrem de yeni yemek yemişti. Karnı aç değildi. Ama vallahi süpürdü. Bir de ben yerdim diyordum. İrem ne oluyor böyle? Kilo alıyorum, ne olacak? Çok beğenmiş gözlemeyi. Biz de çok beğendik. Önceden de yemiştik zaten. Evet. Çok aşırı iyi geldi yani. Evet. Karnım şiş olmasına rağmen tadını beğendiğim için Tamer'e bitmedim. Kendim zorla bitirmeye çalıştım. Afiyet olsun. Evet, şimdi gezmeye devam. Bu arada videomuzu izleyen motorcular için de motorumu tanıtayım. Motorum Yamaha Tracer 900. 2017 model bir motor. Motorumuzla uzun yol yapmayı seviyoruz. Motor kullanmayı seviyorum. İrem de arkada oturmayı seviyor. Daha önce Bulgaristan'a falan gitmiştik. Öyle videolar da çekeceğiz size. Motorlu videolarımız olacak. Ondan sonra bundan önce de MT-07 kullanıyordum ben.
O daha çok İzmir'e gitmiştik hatta İrem'le. O kadar çok ağırmıştı ki her yerimiz. MT-07 rahat bir motor değil. Uzun yol için bir motor hiç değil zaten. Ondan önce Yamaha X-Max 250 ve 400 kullandım. Ondan önce de küçük skuterlar kullanıyordum. Yani yavaş yavaş yükselte yükselte 900'lüye kadar çıktık. Şimdi şu an mutluyum motorumla geziyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Uçmakdere karşıda bir yerde, orada görüşürüz. Uçmakdere'ye geldik şimdi. Burası tabii en son bıraktığımız gibi değildi. Görünce ilk yanlış bir yere geldiğimizi zannettim. Çok değişmiş çünkü. Daha önce böyle tepelik yer vardı. O tepeliğin orası yeşillik, çimlik falandı. Burasıydı çimler orası. Çimler falan vardı yani, böyle toprak gibi değildi. Manzaraya karşı şöyle yokuş aşağı iniyordu. Ayaklarımızı uzatıyorduk manzaraya karşı falan. Ama şimdi bu sefer böyle kapatmışlar. Şöyle de oturma alanları yapmışlar. Aslında daha güzel olmuş diyebiliriz. Burada bu beton yoktu böyle. Bu beton yoktu. Direkt böyle dağa çıkıyordu. Buralar insanlar oturuyordu işte, ya dediğimiz gibi. Her yer çok toprak ve çakıl olmuş. Ben oranın böyle yeşillikle inen şeyini seviyordum. Hatta yani fotoğrafımı bulursam burada daha önceki, bu videonun şu kısımlarına bir yere Tamer'e ek yaptıracağım. Yani önceki hali ve şu anki hali diye. Yani ben diğerini daha çok seviyordum açıkçası. Böyle çünkü yere çime uzanıyorduk ama şu an taşa mı oturacağız? Ya aslında birçok yer var çime oturmalık ama insanların güvenliği için böyle çit falan yapmışlar işte. Çok fazla ziyaret edilen bir yer. Oturmaya işte alan yapılmış. Çime değil, şurada banklara falan oturup bir şeyler içeriz herhalde. Biraz takılırız. Evet. Biraz ben şu manzara taraflarına belki fotoğraf falan çekilirsem çekilirim. Evet, Uçmakdere de bu şekilde. Aşağıda da arkadaşlar plaj var şöyle. Plaj var. Şuraya paraşüt inme alanı var. Şurada paraşütler iniyor. Şuraya. Paraşütler de yukarıdan bir yerden salınıyorlar. Ondan buradan sonra da aslında salınıyordu. Önceden şurada şu tepeden böyle aşağı doğru salınıyordu. Hatta biz bir kere aşağıda, bir tık aşağıda oturuyorduk. Sonra bir tane adam ben biliyorum şeyi kullanmayı falan dedi. Arkasında da işte öğretmensiz bindi. Ondan sonra lap 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 bindi. Üstümüze doğru geliyor. Biz kafamızı falan eğdik ayaklarıyla böyle. Son anda yanımızdan geçti. Ağaca falan takılıyordu bu arada. Bir sağ bir sol gitti. Her neyse işte bu tarafta da yapılıyordu. Ama şimdi artık sanırım o tarafta bir yerlerde yapılıyor. O tepeliklerde. Evet. O adam şuradaki ağaçlara takıla takıla gitti. Şurada bir sürü ağaç vardı. Böyle ayakları takıla takıla şeylerin içinden gitti yani. Az kalsın ölecekti. Burası çok güzel bir yer. Manzarası falan harika. Yani tavsiye ederiz. Tekirdağ gelirseniz Uçmakdere'yi kesinlikle ziyaret edin. Şurada gördüğünüz ada da, biraz yakınlaştırayım hatta. Marmara Adası. Marmara Adası'nın arkasında Bandırma var. Bandırma Erdek var. Bu taraftan da böyle gidildiği zaman Şarköy'e gidiliyor. Uçmakdere'nin yolları çok keyifli, asfaltı falan çok güzel, motorcular için ideal. Yani tavsiye ediyorum, eğer motorunuz varsa böyle gezmeye yer arıyorsanız Trakya'da falan Uçmakdere'ye gelebilirsiniz. Buradan Tekirdağ'dan Şarköy'e gidebilirsiniz. Yolları, asfaltları falan çok güzel. Virajları da çok güzel. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Geldik. Yokuş aşağı indik bu sefer de dönemeçlerden, virajlardan. Şuradaydık. Az önce tepede, şu tepedeydik. Sahil kısmı kumlu değil ama bayağı taşlı yani. O yüzden girebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir gösterelim. Kamp yapanlar var. Şu tarafa doğru uzanıyor sahil. Taşlı bir sahil var.
Evet, şimdi sahilin biraz daha ilerisine motorla gitmeye karar verdik. Bir de o tarafına bakacağız bakalım nasıl. Kendimize oturacak, denize bakarak keyif yapacak bir alan arıyoruz şu anda. Şu karşıda gördüğünüz yer de paraşüt inme alanı. Paraşütçüler buraya iniyor ama şu an hiç paraşütçü olmadığı için onları çekemedik. Çekiyorum. Bu arada Marmara Denizi'ni normalde ben pek sevmem. Çünkü çok temiz bir deniz olduğunu söyleyemem. Diğer denizlere oranla. En çok Ege'yi falan seviyoruz yani girmeyi falan. Burası aslında bize yaklaşık 40 dakika falan mesafede yani benim evimden falan. Aslında... Bizim rotamızı söylemedik. Ben Lüleburgaz'dan çıktım. İrem'i Çorlu'dan aldım ve Tekirdağ Uçmakdere buraya geldik. Evet, yani biz aslında çok yakın bir yer diyebiliriz. Ama normalde buraya girmeyi pek sevmiyordum. Ama şu an denize baktığımda böyle gayet berrak duruyor. Tek sıkıntısı çok taşlı olması ve suyun derecesi çok ılık ve iyiydi. Yani hiç serin bir deniz yok şu anda. Girilse çok iyi girilir ve yüzülür. Aslında böyle deniz terlikleri oluyor, lastik. Onlardan olsaydı yanında direkt girerdim bu arada. Evet. Su çok güzel, ılık. Ama mayolarımızı da aldık girmek için aslında. Ama çok fazla taş var. Yani hiç yürüyemiyoruz yani. Yerimde sadece bile duramıyorum yani. Yerimizde duramıyoruz. Ama güzel yani. Kamp evet. için falan kamp yapanlar var böyle. Şu an güneşte dağın arkasında kaldı böyle akşamüstü kafa dinlemelik. Çok güzel bir yer yani. Çevredeki herkese tavsiye ediyoruz. Ve çok kalabalık olmadığı için yani etrafımızı göstereyim. Şöyle ve şöyle. Şu an neredeyse baş başa sayılırız. O yüzden çok sessiz. Sadece deniz sesini duyuyoruz. O yönden de belki, iyi yani. Belki hafta sonu kalabalık olur. Hafta sonu cuma, cumartesi, pazar falan. Biz tabii çarşamba geldik hafta ortası. Evet. Hem video için çok kalabalık olmasın falan diye. Deniz yani, suyu yüzüm kuruttu. Şu an geriliyor. Ağzımın kenarları kızardı. Yüzün kızarmaya başladı mı? Hayır. Yüzüne gelsin diye deniz suyu koyduk. Ay koyduk. Deniz suyu koyduk. Sürdük. Sürdük. Gençleştim resmen. Bu kadar mı? Belki de. Şifalı denizi de var. Gelmenizi tavsiye ederiz vermişim. Öyle yani. Şimdi sahilde bir yürüyüş yapalım dedik. Şöyle. İleriye doğru bir gideceğiz. O taraflarında da neler varmış. Hızdan bir gelmişken göz evet. atalım dedik. Sahil kısmı da bu şekilde sonuna geldik. Buradan sonra zaten dağlar başlıyor. Sahili çok taşlı bir sahil. Biz de şuradan geldik. Böyle yürüyüş yaptık ve sahilin sonuna ulaştık. Manzara gün batımı bu şekilde. Çok güzel. Gözlük buldum. İrem. Sana hediye aldım. Ne? Hangi elim? Sol elim yani. Çünkü kamera tutuyorum. Tak bakayım yakışacak mı? Gidiyorum. Evet diyecektim. Son pişmanlık ne yarar? Motorun yanına geldik. Sahil yürüyüşümüzü bitirdik. Evet, keyifli bir gün oldu bizim için. Uçmakdere ve sahili bu şekildeydi. Tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir yer. Kafa dağıtmalık, harika. Evet, videomuzu burada sona erdiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda ne yapacağız? Sürpriz olsun.